İzlenim 3. Konser. Vasily Kandinsky. Sarı, siyah, mavi ve kırmızı tonların hakim olduğu, İlk anda figüratif mi yoksa soyut mu olduğunu söyleyemediğimiz bir resmi inceliyoruz. Resmin sağ üst kısmındaki büyük renk bloklarına karşın, sol alt kısımda daha küçük renkler ve yuvarlaklardan oluşan biçimler görüyoruz. Peki bu sahne bize ne anlatıyor? Eser bir konseri anlatıyor. Karşıda gördüğümüz siyah leke resmin bir konseri anlattığını öğrendiğimizde gözümüzde devasa bir kuyruklu piyanonun kapağı olarak şekilleniyor. Sol alttaki farklı renk lekeleri ve üzerlerindeki yuvarlaklarsa izleyicilerin bedenleri ve başlarından başka bir şey değil. Acaba kimin konserindeyiz? Çalan eser nedir? Kandinsky, 1911 yılının ocağında Münih'te arkadaşlarıyla beraber bir Arnold Schönberg konserine gider. Schönberg, yüzyıllarca geçmişe sahip klasik batı müziğinin geleneklerini atonal besteleriyle sarsan, ikinci Viyana okulu olarak da bilinen yeni ekolün en önemli isimlerinden biridir. Konserde seslendirilen eserlerden biri ise 3 piyano parçası Opus 11'dir. Kandinsky bu performanstan çok etkilenir, sonrasında ise incelediğimiz resmi yapar. Sanatçının amacı doğrudan bir konseri resmetmek değil, konserin kendisinde yarattığı izlenimi ve müziğin etkisini tuvale aktarmaktır. Avrupa resim sanatında soyut resmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Kandinsky, müzikle hep iç içe bir ressam oldu. Soyut çalışmalarında müzikten çokça ilham aldı. Hatta öyle ki sinestezisi olduğu bilinen ressam, dinlediği müziğin renklerini görüyor ve soyut kompozisyonlarında aslında müziği resmediyordu. 1911, Kandinsky'nin Franz Marc ve Paul Klee gibi isimlerle Mavi adlı sanatçı grubunu kurduğu ve Sanatta Ruhsallık Üzerine isimli kitabını yazdığı yıl olarak sanatçının kariyerinde önem taşır. Kandinsky, sanatta her çağın kendine has bir özgürlüğü olduğunu, ancak bu özgürlüğün sınırlarını en dahiyane kuvvetin bile aşamadığını söyler ve şöyle devam eder. Bu özgürlüğü tüketici biçimde kullanma çabasını Schönberg de göstermiş ve içsel zorunluluğa giden yolda şimdiden yeni güzelliğin altın madenlerini keşfetmiş bulunuyor. Schönberg'in müziği bize müziksel yaşantıların akustik değil, safi ruhsal yaşantılar olduğu yeni bir ülkeye sokuyor. Geleceğin müziği burada başlamakta.